Sevgili dostlar, YouTube'dan dostlarımız yine bağlanamadılar. Bağlanamadılar. Şimdi o yüzden buradan yayına geçtik. Buradan yayına geçtik. Ve dostlarımızı çağırıyoruz şu anda. Evet, dostlarımızı davete devam ediyoruz. Facebook'un böyle bir şeyi var, bekletiyor. Çünkü yayının içinden davet ettiriyor. Ve dostlar ben bu kadarla bırakmış olayım. Eğer devam ederseniz siz de davet ederseniz diğer dostları. Çok sevinirim. Evet. Sesim gelmiyor mu şu anda? Pardon. 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 Şu anda sesim geliyor mu dostlar? Dostlar şu anda sesim geliyor mu? Evet Bülent Bey, sizi ekliyoruz şu anda. Ayla Kandemir hoş geldiniz. Üçler abi hoş geldin. Fikret Mucuk Bey hoş geldiniz. Bülent Bey'in sistemin eklemesini bekliyoruz. Bülent Bey, tekrar istek atma şansınız var mı? Tamam, sesim geldi. Ekleniyorsunuz şu anda. Evet Bülent Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Hoş buldum. Size Ben de biraz daha selamlar, düzelteceğim hürmetler şeyi. sunuyorum. Çok önemli şeyler söyleyeceğimiz için bu hazırlığa değer diye düşünüyorum. Bu arada sesinizi daha iyi almak için ben şunu kullanacağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Ses gidiyor şimdi, farkındayım. Ve dostum. Ve Bülent Bey sizdeyiz. Evet. Tüm Türk dünyasının bilgi liderlerine, özel yöneticilerine, devletini düşünüp vatanı için çalışan tüm Türk dünyası gönüllülerine buradan selam iletiyorum.
Sinan Oğan Bey'imize, onunla birlikte yol yürüyen dostlarımıza, herkese teker teker selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir mukabele. Ramazan Bey biz... Saygılar, saygılar ve sevgiler bizden. Buyurunuz. Ayrıca biz dostlarımızla beraber vermiş olduğumuz karardan dolayı memnuniyetlerimizi iletiyor. Yan yana yürümekten onur duyduğumuzu bildiriyoruz. Türk dünyası içerisinde birçok teşkilatta görev aldım. Hiçbirinde cismen yer almadım. Hep ismimizle, dostluklarımızla, kardeşliklerimizle, hizmetlerimizle var olduk. Zaten önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Artık Sinan Bey'in yanında yürürken ismimiz de cismimiz de belli oldu. Evet. Şahsen kendi adıma varlığımla, dostlarımla, arkadaşlarımla Sinan Bey için çalışmalara başladım. Araştırmalar yapıyorum. Katkılarınız için. Arıyorum. Ayrıca da Ankara'da 6 tane derneğe başkanlık yapan sevgili dostumuz Birsen Gündoğan hanımefendi. Kendisiyle görüşmelerim sonrasında 7000 üyesiyle beraber tamamıyla Sinan Bey'in yanında olduğunu bildirdi. Sağ olsun, var olsun ki Türk dünyası için çalışan dostlarımızdan bir tanesiydi kendisi zaten. İleri görüşlü, dava insanlarıyla birlikte olan birisi. Sinan Bey'in de zaten yıllardır Türk dünyası içerisindeki varlığı biliniyor. Gerçek olan bir şey var ki artık Türkçülerin kaderi yalnızlık olmayacak. Birlik, evet, beraberlik içerisinde sırt sırta vererek Türk'ün uyanma zamanının geldiği düşüncesindeyiz. Bu çaba Sinan Bey ile başlayacak. İnşallah diğer uyuyan dostlarımızın da uyanmasıyla sırt sırta verip belirli noktalara çıkacağız. Evet. Olumlu cevaplar alıyorum. Birçok dostumuz gönlünde partisi var. Gönlünde kendisinin yıllarca yetiştiği bir teşkilatı var. Ancak lider eksikliğinden dolayı ve seçilme zamanında zoraki dayatmalardan sıkılmış olmalarından ötürü Sinan Bey'i destekleyebileceklerini iletiyorlar. Çünkü kişiliğiyle, karakteriyle, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleriyle Sinan Bey'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vazifesinden tutun, Türk dünyası içerisindeki akademik kariyerine kadar bilinen gerçekleri var. Hakiki gerçekleri var. Çünkü yanlış bir yolu yok. Davasında hiçbir zaman izini kaybetmemiş, doğru yürümüş ve vatanına hizmet etmiş bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna istinaden de her zaman dostlarımızdan güzel yanıtlar, güzel cevaplar alıyoruz. Hiç kötü konuşan duymadım, hakaret eden duymadım, yanlış söz söyleyen duymadım. Kim için, ne için, neresi için çalıştığını çok iyi biliyorlar. Bağımsız Türk milleti için, bağımsız Türk dünyası için, bağımsız bir Türklük için yaşayan bir insan olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanı adayı olması onur verici bir davranış. Bizim için hele çok değerli bir adım. Kendisi kıymetini... Araya gireyim Bülent Bey. İlk defa bir Türkçü Cumhuriyet tarihinde Bozkurt Paşa'dan sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ilk defa bir Türkçü Cumhurbaşkanlığına bir şekilde aday veya ismi geçiyor. Doğru muyuz? Doğrudur. Buyurun. Doğrudur. Buyurun lütfen. Biz de bu onurla birlikte kendisiyle yürümeye and içtik. Türk'ün sözü bellidir. Dönersek gök girsin, kızıl çıksın dedik. Andımız
daimi dostlarımız yanındalar. Dik duruşuyla ve düzgün yürüyüşüyle kendisine her zaman destek olacağımızı, saygılarımız, hürmetlerimizi iletiyorum. Ayrıca tabii ki bir insan tek başına ancak doğru bildiği yolda yürür. Önüne dikenler çıkar, taşlar çıkar, dağlar çıkar, tepeler çıkar. Yorulmam, yürürüm diyebilir. Bir hedefi, bir kızıl elması vardır. Ancak yanında sizin gibi değerli dostları varken, Nurettin evet, hocalar evet. varken, çok evet. kıymetli bilge insanlar varken zaten bu yollar çabucak kolaylaşacağından ben eminim. Çabuk açılacağından eminim. Bu yolda işte sizlere arkadaşlık etmekten de onur duyuyorum. O onur bize ait. Ayrıca, o onur bize ait. Ayrıca zaten halk kürsüsü içerisinde görev yapan dostlarımızdan Simla Hanım aynı şekilde çok kıymetli bir öğretmenimiz, eğitmenimizdi. Şimdi evet. yine halk kürsüsünde Türkçülüğünü bayağı ileri derecede yürütüyor. Var olsun. Tabii. Evet, var olsun. Diğer arkadaşlarımız Nermin Hanım'ı tanıyorum zaten. Uzaktan tanıdığım insanlar bunlar. Hı-hı. Henüz isimlerine bakmadığım bir sürü arkadaşımız var. Var. Evet. Takip ettiğim bir sürü ortak arkadaşımız var. Hepsini teker teker saygıyla selamlıyorum. Duracağım sağ olunuz, var olunuz, dağ olunuz. Şimdi Birsen Hanım henüz katılamadı ama yani Facebook'a döndüğünü, YouTube'dan işi Facebook'a çevirdiğimizi son dakika çevirdik. Benim Birsen Hanım'la yaptığım son görüşmede Hülagü Türkan, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Tüm dostlar, Nuray Savcı abla hoş geldin bu arada. Benim bir iddiam var. Parti purti işlerine bulaşmadan da siyaset yapılabilir. Ve siyasetin doğru yapılanı parti purti işlerine bulaşmadan mümkün olduğu kadar bir kurulu düzende particilik olabilir. Fakat Türkiye şu anda aynı 1919'daki durum, ahval ve şeraitte yani o manzara umumiye içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk baştaki kurtuluş ve kuruluş yani Kuvvayi Milliye dönemi ve kuruluş döneminde partiler vardı. Osmanlı Meclisi'nden kalan partiler vardı. 46 tane parti vardı o zaman Osmanlı'da. 26'sında Osmanlı Meclisi'nde milletvekili vardı. Fakat Bozkurt Paşa, Mustafa Kemal Atatürk partilerle yürümedi. Ne Sivas Kongresi'ni ne Erzurum Kongresi'ni partilerle yapmadı. Partiler üstü yaptı. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptı. Yani yüzyılın dehası dediğimiz, bin yılın dehası dediğimiz Bozkurt Paşa partiler elinin altında. Kendisi zaten Osmanlı'nın laboratuvarında büyümüş. Bir ülke nasıl batarın laboratuvarında büyümüş. Ve bir ülke bir istiklal savaşında ve sonrasında bir ülke kuruyor. Neden partilerle hareket etmedi? Elinde var. Çünkü partiler alıcıdır. Sizden alır. Size vermez. Veriyormuş gibi yapar. Halbuki partiler üstü, siyaset üstü, milli sivil toplum kuruluşları, dernekler vericidir. O yüzden bizler iki defa daha önce Türkiye'de seçime girmiş. Seçime girme yeterliliğiyle seçime girmiş. İki farklı parti kurucusuyuz. Ama şimdi değiliz. Partiler üstü dernek halk kürsüsü. Şimdi siz önünüzde tabel olarak halk kürsünü görüyor olabilirsiniz. Fakat Kuvvayi Milliye tek bir isimdi ama altında çok farklı şeyler vardı. Şimdiki yapılanma da o. Şimdi gelelim günümüze. Benim Birsen Hanım'la altı derneğin başkanlığını yapıyor, yöneticiliğini yapıyor. Turan Dernekleri Federasyonu'ndan altı derneğiyle ayrılırken bana söylediği şey şuydu. Ramazan Bey, 11 bin üyemizde biz Sinan Ogan'ı destekliyoruz. Ben de dedim ki sadece imza mı vereceksiniz? Oy da verecek misiniz? Nereye kadar giderse dedi. Şimdi bunu şu anda Birsen Hanım yok. Onun gıyabında
Sizin teşviki mesainiz, yani beraber çalışma ortamınız daha yüksek olduğu için söylüyorum. Sizden şunun sözünü alabilir miyim? Gülcan Tekcan Hanım, İzmir'den hoş geldiniz. Bülent Bey, bu 11 bin arkadaş, yani Birsen Hanım bana telaffuz etti rakam. Sizin telaffuz ettiğiniz rakam üzerinden gidelim. 7 bin. 7 bin dostumuz imza verecekler. Bir, doğru mu? Doğrudur. İki, ne olursa olsun seçimde Sayın Doktor Sinan Ogan'a oy verecekler. Doğru mu? Fazlasıyla. Tamam. 11 bin demişti Birsen Hanım. Ben sizin dediğinizi dikkat alıyorum. 7 bin diyorum. Ben 7 bin telaffuzunu %30 fire tamam olarak düşündüğüm tamam, için o şekilde netleştirmeye çalışıyorum. Kendi kafamdaki 7 binle yürüyelim. 7 binle yürüyelim. Kendisine de o şekilde söz verdim. Bülent Bey, 7 bin olsun bizim olsun. İnşallah. Tabii şimdi bu pazar 7 bini, 7 bini aile efradlarına, aile efratlarından da birer kişi kattığımızı düşünelim. Birer kişi. İnşallah. Eşi olabilir, o çocuğu olabilir, babası olabilir, kardeşi olabilir. Önemli değil. 7 bin kişiyi artı bir 7 bin daha dersek buna 14 bin diyebilir miyiz? Deriz. Siyasal olarak deriz. Evet. Siyasal hesap bunu gerektirir. Şimdi böylesine önemli bir yayın yapıyoruz. Keşke Birsen Hanım da bir an önce katılsa diyorum. Yani insanın çalışmasıyla verdiği emekleriyle emeklerinin karşılığını görüyor olmasının tablosu şu anda bu. Berrin Aydın Hanım, Mustafa Gülsoy, Ziyal Biriken, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun Bülent Bey, sizdeyim. Biz her zaman Türk Birliği'ni düşünmüş insanlarız. Türk Birliği'ne giden yolda bizimle düşünen insanlarla hareket etmek hem bizi hem de üzerimizdeki yükü tamamıyla rahata erdirecek bir pozisyona getiriyor. Daha fazla düşünebiliyoruz. Daha az stres yaşayıp daha yoğun fikirler üretebiliyoruz. Bu esnada biz de halk kürsüsüyle hareket etmeye karar verdiğimizde Göçe Zengezur Türk Cumhuriyeti kurulur kurulmaz zaten daha önce Turan teşkilatlarıyla bir araya gelmesini sağlamıştım. Şimdi Sinan Oğan Bey'in nasip oldu Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisinin yanında biz de tamamıyla teşkilatlarımızla tanıdığımız bildiğimiz bütün teşkilat arkadaşlarımızla Turan teşkilatları da bunun içerisindedir. Yeni kurulan Hatay Turan Federasyonu dahildir. Onu daha önce telaffuz etmemiştim. Evet, kendisi, yeni bu çok yeni. Çok değerli dostlarımız şu anda çalışmalara başladılar. Araştırma yapıyor başkanımız. Çok kıymetli bir kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz. Araştırma yapıyor. Kendi bağlı olan 17-18 küçük dernekle, il, köy, ilçe dernekleriyle beraber paydaş derneklerimiz. Hepsi bizim paydaş tabii derneklerimiz. Tabii. Aynı tabii mefkurede ki yürüyorsak paydaşız. Bir iyi tabii haber ki daha geldi. Şu anda şimdi geldi. İzmir'den Gülcan Tekcan hanımefendi. Tüm Türkiye sosyal medya sorumlumuzdur Gülcan Hanım. Ya halk kürsülerinin. Der ki Gülcan Hanım, İzmir Karşıyaka 1881 derneği de imza verecek. Bakın bir güzellik olduğu zaman domino taşı gibi nasıl o güzellikler yuvarlanıyor? Yani Bülent Bey düştü hattan galiba. Hakikaten çok güzel müjde verdiniz Gülcan Tekcan Hanım. Gülcan Hanım, yani siz nerede saklıyordunuz bu güzel haberleri? Niye saklıyordunuz? Yayınımı beklediniz Allah aşkına. Gülcan Hanım, arzu ederseniz yayında da söyleyebilirsiniz bunu. Bir kere başladık yayına. Girdik bu işe. Simna Zülfü Hanım, siz yazacaktınız. Ben söylemiş oldum. Ben çocukluğumdan beri çok aceleciyimdir. Çok aceleciyimdir. Akıl ve mantık yolu, yürek yolu bir olduktan sonra tüm yollar aynı yere çıkar. Önemli olan gözelerin patlamasıydı. Ve şu anda Anadolu'da, Türkiye'de, Anadolu'da bu topraklarda üçüncü büyük Türkçülük yükselişi yaşanıyor.
Birincisi Ziya Gökalpler, Namık Kemaller dönemiydi. Edipler ve akil insanlar başlatmıştı. İkincisi Bozkurt Paşa, Mustafa Kemal Atatürk. Hem devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumadan bilinç olarak toplumsal, ama bunu Türk olarak çok fazla isimlendirmeden, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra da resmi kurumsal devletle bir Türkçülük yükselişiydi. Fakat şimdikinin üçüncü Türkçülük yükselişinin bir özelliği var. Bu Türkçülük yükselişini edipler, yazarlar, çizerler, akademisyenler, lojik, gojikler, kendini aydın görenler başlatmadı. Halkın bizzat kendisi başlattı. Her kademedeki, tabii bunların içinde de hocalar var, akademisyenler var. Ama bir akademisyen, bir bilen insanlar olarak başlamadı. Halkın kendi ihtiyaçlarından özüne dönmesiyle keşfettiği bir Türkçülük yükselişi var. En değerlisi de budur. En güçlüsü de budur. Halkın başlattığı bir hareketi hiç kimse boğamaz. Kesinlikle boğamaz. Buna emin olun. Suni, dışarıdan enjekte, sokma akılla yapılan bitebilir. Ama halkın kendi kendine başlattığı, ihtiyaçlarından yola çıkarak başlattığı bir hareketi dünya tarihinde engellendiği yazmıyor. Engellenebildiği yazmıyor. Evet Bülent Bey, sizin koptuğu, ben tekrar alıyorum sizi. Evet. Can Anadolu, hoş geldiniz. Orga Sezer, ben ekleyemiyorum Gülcan Hanım hesap şu anda. Şu anda direkt konuk aldığım için ekleyemiyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Buyurun Bülent Bey, sizdeyim. Birsen Hanım'la ilgili bir iletişime geçebildiniz mi? Şenol Karaman İstanbul'dan, hoş geldiniz. Kemal Tefcan Güneş, hoş geldiniz. Yayını kesmedim. Yayın düştü birden. Tekrar girmeye çalıştım. Birsen Hanım'a ulaşmadım. Tamam. Birsen Hanım kardeşim, bizimle yol yürüyecek. O bir kere söz verdikten sonra dönen insanlardan değil. Sizin kefaretiniz yeterlidir Bülent Bey. Kefaretiniz evet, yeterlidir. Teşekkür ederim. Biraz önce çok güzel bir konuya değindiniz. Hiçbir zaman bir hareket başladığı zaman durdurulamaz. Evet. Bildiğiniz gibi Martin Luther King bile zamanında cehennemi satın alarak insanların özgür yaşamasını sağlamış. Bazı şeylerden kurtarmış. Bir de insanların Türklük bilincini yeniden yaşayabilmesi için uyansınlar diye beklediğimiz yıllar bitti artık. Şimdi dürtme baktık kalkmıyorsa gitme zamanımız geldi. Seçeceğiz. Evet. Kendi çevremizdeki gerçek düşüncesini, Türklük olan, Türkçülük olan, Turan olan, vatan sevdası içerisinde birlik beraberlik düşünen insanları artık kendimize, yanımıza dost olarak seçme zamanımız geldi. Evet. Ben Bozkurt Paşa'mıza, Darıbaşkuğumuza bize bu günleri armağan ettiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın 18 Mart. Hepinize teşekkür. Siz onbaşımıza gani gani rahmet diliyorum. Evet. Çanakkale şehitlerimize teker teker saygılarımı, hürmetlerimi iletiyor. Ruhlar şad olsun diyorum. Ruhları şad olsun. Bülent Bey, hazır siz buradayken sözünüzü bağlamadan araya giriyorum. Estağfurullah. Şimdi. Bu kutlu yürüyüş Doktor Sinan Ogan'ı kişi olarak Cumhurbaşkanı yapma yürüyüşü değil. Bakın ben bir yıl öncesine, 9 ay öncesine kadar Doktor Sinan Ogan ismini telaffuz etmeden sürekli söylediğim şey şuydu. İcazetsiz, bağımsız, milli cumhurbaşkanı. İcazetsiz, bağımsız, milli cumhurbaşkanı. Bu fikrimizden, bu yürüyüşümüzden asla ve kat'a milim şaşmışlığımız yok. Biz önce kriterleri oluşturduk. Kutuyu oluşturduk. Yani bu işe birini arıyoruz. Önce ne iş yaptıracağız? Biz ne iş isteyeceğiz bu kişiden? İcazetsizlik isteyeceğiz. Hiç kimseden icazet almayacak benim cumhurbaşkanım. Bağımsız olacak. Parti, purti, oraya, buraya, kişiye bağlı olmayacak. Bir borcu olmayacak. Vefa, o, bu, hiçbir şey olmayacak. Tek vefa Türk milletin olacak. 3, milli olacak.
Biz demiyoruz ki seçildiğinin oraya o bir şey olduğunun ertesi günü NATO'dan öyle kolay çıkamazsınız. NATO ile bir kere Katolik nikahı yapmışsınız ama yolu yordamı var. Şimdi halkı zorluğa, sıkıntıya sokmadan bir şeyleri yapmak. Fatih Şengül, Vefa Partisi Genel Başkanı Hatay'dan hoş geldiniz. Asuman Özgürt Hanım hoş geldiniz. Zühal Biriken Hanım hoş geldiniz. Ayla Kandemir hoş geldiniz. Fatma Şahin hoş geldiniz. Ersin Özyılmaz, kuzen, reis hoş geldin. Şimdi tekrar ediyorum haberim. Biz şahsı, herhangi bir şahsı cumhurbaşkanı yapmak veya bir şey yapmak, bir yere taşımakla ilgili bir çalışma içindeyiz. Bir kutu oluşturduk. Yapılacak işler belli. Önce bunu kim yapabilir? İlk biz bu yola çıkarken arkadaşlar, Doktor Sinan Ogan Bey olsun, Mansur Başkan olsun. Sinan Ogan Bey dedi ki, eğer başkası olmazsa, kimse bu işi yüklenmezse ben elimi taşın altına koyarım. Ama benden daha ileriye taşıyacak, benden daha yapacakları önce bir dolaşalım. Ve şey değil, yani siyasi söylem kıvırma o bu falan değil. Yürekten. Mansur Başkan'ı 2,5 sene bekledik.